Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mount & Blade Warband oynayacağız arkadaşlar. Ben Erkan Çelik. Şöyle yeni oyuna başla diyerek başlayalım. Merhaba yabancı, Mount & Blade hoş geldin, hoş bulduk. Devam. Evet, erkek. Evet arkadaşlar, burada fakir düşmüş bir asildi dediğiniz zaman size sancak hakkı veriyor. Kıdemli bir savaşçı dediğinde babanız kıdemli bir savaşçıydı, yani savaşçı soyundan gelmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve yetenekleriniz biraz yüksek başlıyor buna göre. Daha sonra da eğer bir kralın hizmetine girerseniz size toprak veriyor ve sancak seçme hakkı doğuyor size. Fakir düşmüş bir asilde ise sancak hakkı ilk başta veriliyor. Ben kıdemli bir savaşçıydı diyeceğim. Bozkır çocuğu yapacağım çünkü at binme yetenekleri falan yüksek oluyor. Şövalye silahtarıydın. Seni bu karara iten kişisel intikamdı, sevdiğinin biri kaydı, yolculuk tutkusuydu tabii ki. Bir maceracı ol ve atını kaderine doğru sür. Gerçekçi kaydetmeden çıkmak olmasın dediğiniz zaman oyundan çıkarken kaydederek çıkıyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 9-10 falan geldi. Zeka biraz düşük geldi. O asil olmadığımız için herhalde, bilmiyorum, onu yükseltiriz. Şöyle hepsini sırayla vereceğim ben. Demir vücut. Güçlü germeye verelim bir tane ok kullanmak için. Kalkan, atletizm. Atletizme verdiği zaman hızlı koşuyor. Kalkanda savunurken kalkanda savunma oranı daha yüksek oluyor. Yağmaya verdiğiniz zaman haydutları öldürdükten sonra elde ettiğiniz kazançlar yüksek oluyor. Silahsız falan daha çok alabiliyorsunuz. İsürme, taktik falan, bunları hemen vermeyeceğim arkadaşlar. İlk önce bir cerrahlığa verelim. Cerrahlık arkadaşlar. Cerrahlığa verdiğiniz zaman savaşta adamlarınız savaşırken yaralı kalıyor, yani ölmemiş oluyor. Bu onun şansını yükseltiyor arkadaşlar. Yani savaşta bir yara alıyor, yani ölmüyor. Öleceği yerde yara alıyor. Esir yöntemini vererek devam edelim. Hünerler. Hünerler arkadaşlar. Ben bunu çoğuna veriyorum böyle arkadaşlar. Şöyle dördüne eşit bir şekilde dağıtacağım arkadaşlar. Kundaklı yaylarla falan işimiz yok, fırlatmayla falan. İsmimiz Erkan olsun. Devam edelim. Evet arkadaşlar, karakter yaratma ekranına geldik. Cilt. Şöyle güzel bir cilt yapalım, temiz yüzlü. Şöyle bıyığı sakalı olsun. Saçını da şöyle güzel bir şey yapalım. Değiş değiş. Şu olabilir arkadaşlar. Saç rengin değişiyormuş. Şöyle değiştirelim. Siyah olsun. Arkadaşlar bunlarla pek oynamayacağım. Bu gereksiz bir şey. Devam edelim. Evet arkadaşlar, oyuna başlangıçta hangi krallığı seçeceğinizi buradan gösteriyor arkadaşlar. Swadia, Veagir, Kergit, Nord, Rodoxaran. İsterseniz arkadaşlar bunlar hakkında biraz bilgi vereyim. Swadia oyuna başladığınız itibaren en çok toprağı olan şeyler, krallık. Fakat bu Swadia krallığının savaşçıları yavaş hareket ediyor. Savaşta o yüzden savaş kaybetmeniz %70, yani şanslı savaş kaybetmeniz %70. Veagir'de ise, Veagir Allah'ın unuttuğu yerde arkadaşlar, bu Kalradya toprakları üzerinde Allah'ın unuttuğu yerde. O yüzden Veagir'de önermiyorum. Kergit Hanlığı'nın çok usta askerleri var arkadaşlar. Asker bakımından oldukça iyi. Bunu önerebilirim. Nord Krallığı'nda atlı birlikler yok arkadaşlar. Nord Krallığı'nda piyadeler var ve bu krallıklar üzerinde en güçlü piyadelere sahip Nord Krallığı. Rodok Krallığı ise arbaletçi olarak en iyi nişancılara sahip ve mızrakçı olarak yine Nordlardan sonra en iyi piyadeler bunlar da. Sarani Sultanlığı arkadaşlar, toprak ve konum bakımından en iyisine sahip. Ayrıca ordu bakımından da en güzeli. Başlangıç için Sarani Sultanlığı'nı seçebilirsiniz. Şöyle devam diyerek devam edelim. Evet arkadaşlar, başlangıçta böyle bir tutorial gibi
Bir ekran geliyor arkadaşlar. Burada birisini öldürüyorsunuz. Evet, şöyle kafadan headshot atalım. Ondan sonra arkadaşlar Siharis tüccarı geliyor. Pek bu her krallıkta değişiyor tabi. Ondan ilk de bir başlangıç görevi alıyorsunuz arkadaşlar. Bu görev aldıktan sonra 5 adam topla diyor size. Etrafınızdaki köylerden adam topluyorsunuz. Bu tüccarın kardeşini kurtarmak için tabii ki etrafta çapulcular falan var. Onlara ilk başta denk gelmemeye çalışıyoruz. Onlara denk gelirsek işimiz kötü arkadaşlar. Maceramız başlamadan bitmesini istemiyorum. Şöyle arkadaşlar, kaçalım. 5 adam topladık ama şuradan daha alalım ya. Şimdi yeterli olmayabilir, bizi geri çevirmesin. Mitnun köyünden de aldıktan sonra arkadaşlar gidip tüccara görevimizi verebiliriz. Evet arkadaşlar, bu her şehirde arkadaşlar böyle ekran geliyor. Buradan kaleye gidip şehrin sahibinin yanına gidebiliyorsunuz. Buradan şehir meydanına gidebiliyorsunuz. Arenaya gir diyerek arkadaşlar herhangi bir şehirde turnuva olup olmadığını öğrenebiliyorsunuz ve savaşa girebiliyorsunuz. Pazar yeri, ticari, silah, zırh, at, her türlü alışverişi buradan yapabiliyorsunuz. Hana git diyelim biz. Evet arkadaşlar, bu arada Handan Gezgin gibi vesaire konuşup konuşabiliyorsunuz. Kılıçlı paralı asker gibi askerleri ordunuza dahil edebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi tüccarın kardeşini kurtaracağımız için haydut peşine düş diyor. Evet, görev icabı zaten burada belirdi. Şimdi düşmana hücum edebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, savaş ekranında F1, F2 ve F3 gibi yerlerden ordunuzu kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ordunuza komutlar verebiliyorsunuz. Ben şu anda atı serbest, silahlar serbest komutunu verip hücum ettirdim arkadaşlar. Uzaktan atış yapacaklar ve bütün mühimmatı kullanabilecekler. Bunlar çapulcular arkadaşlar. Şimdi bunları öldüreceğiz. Ondan sonra tüccarın yanına yine gideceğiz arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar şu anda basit ilk görev olduğu için. O yüzden biraz kolay öldürmesi. Diğeri nerede? Bir tane daha olması gerekiyor. Evet arkadaşlar, onu da öldürdüler. Şimdi devam ediyoruz. Tab tuşuna basarak savaştan çıkabilirsiniz. Evet arkadaşlar, esir yönetimine vermiştim hatırlarsanız ilk başta. Bu savaşlardan sonra yaralı olan haydutların esir olarak alınmasını sağlıyor. Bu da birlik arkadaşlar, ordu ekranı, buradan terfi ettirebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar savaştan sonra mühimmat aldık. Kazandığımız yağmayı aldık arkadaşlar. Şuradan iyi olanlarını giydiriyoruz. Devam diyelim. Şimdi arkadaşlar rehinecilerin inine saldıracağız. Haydut'un kardeşini kurtarmak için. Evet, şurada. Haydutlar bu rehinecilerin ininde saklıyor tüccarın kardeşini. Biz de onu oradan topladığımız adamlarla kurtaracağız. Yine komut veriyorum arkadaşlar, askerlerimi yönetmek için. Bunlar şu anda Sarent'in acemileri arkadaşlar. Böyle savaşlara girerek terfi ettirebiliyorsunuz arkadaşlar bunları. Şu anda gördüğünüz üzere arkadaşlar mağaraların önünde bekliyor haydutlar. Bunların hepsini öldürdükten sonra tüccarın kardeşini kurtarmış olacağız. Umarım zayiat vermeyiz arkadaşlar. Şu anda zaten hiç adamımız yok. En fazla 6-7 tane adamımız var. Benim yanımda asker mi var? Evet. Haydut var burada, belirdi. Şöyle kılıcımızı sallayarak etkisiz hale getireceğiz.
Sağ klikten arkadaşlar kalkan yapabiliyorsunuz. Çok zorladın ya. Hadi öl. Evet. Ne kadar adam öldürürseniz o kadar tecrübe kazanıyorsunuz. Aşağıda zaten sol altta belirdiği gibi. Ve arkadaşlar yeteneklerin arasında talimci yeteneği var. Bu talimci yeteneğine verdiğiniz zaman askerleriniz normal sürede de savaşa girmeden de her gün kendilerini talim yapıp daha usta askerler olabiliyorlar. Evet, şöyle hepsini öldürdüler zaten. Bu görevi de yapmış bulunduk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi haydutların sığınağına saldırdığımız için çok mühimmat kazandık. Çok yağmadan çok şeyler kazandık arkadaşlar. Bunların hepsini alacağım ben. Evet, herhalde yerimiz doldu. Evet, tamam. Şimdi arkadaşlar gidip görevimizi verelim. Evet arkadaşlar, şu anda Sultan Hakim denk geldi. Sultan Hakim arkadaşlar Saranis Sultanlığı'nın kralı arkadaşlar, yani sultanı. Saranis Sultanlığı'nın sahibi arkadaşlar. Adım Erkan, hizmetinizdeyim efendim. Görev isteyelim arkadaşlar. Tabii ki Caraf tarafına. Böyle arkadaşlar sultanlardan görev alarak, krallardan ilişkinizi yükselttiğiniz zaman ileride derebeyi olma şansınız geliyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu anda daha yeterli, kendini yeterli bir kumandan olarak kanıtlaman lazım diyor. İlişkimiz fazla olmadığı için. İlişkilerinizi arttığınız zaman Saray Sultanlığı'nın veya herhangi bir krallığın derebeyi olabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve toprağınız olmuş oluyor. Hemen şöyle görevimizi verelim. Şimdi bir görev daha verecek bize. Şehirdeki çapulcuları, haydutları keseceğiz arkadaşlar bu görevde. Evet, şimdi tüccardan komut bekliyoruz. Evet, tek vuruşta gitti zaten. Üstü falan hiçbir şey olmadığı için. Burada arkadaşlar şehirli kadınlar da savaştığı için çok öldürüyorlar. Karşı taraf çapulcular çok öldürüyor. Bu arada arkadaşlar umarım gereksiz konuşmuyorumdur. Ya yani ilk videom olduğu için Montent Warband seçtim. Sizlere video çekmek için arkadaşlar böyle bir oyun seçtim. Hepinizin bildiği üzere Mount & Blade Warband zaten güzel bir oyun arkadaşlar. Çoğu insanın favori oyunu. Daha önceden de oynamıştım. Video çekmek için bunu uygun gördüm arkadaşlar sizler için. Umarım beğenirsiniz. İzlenmeye göre arkadaşlar bunu seri haline getirebilirim. Daha çok izleneceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü ilk videom ve fazla bir abone sayısına ulaşmadığım için daha. Evet arkadaşlar, bu görevimizi de verdik. Hemen şöyle Sultan Hakim'in verdiği görevi yapalım. Yaraf Kalesi vermişti sanırım. Evet, hemen şurada zaten. Onu da. Evet, Emir Noam. Ben Erkan. Sultan Hakim'den mesaj veriyorum. Arkadaşlar sol altta gördüğünüz gibi Sultan Hakim ve Emir Noam'la ilişkimiz sıfırdan bire çıktı. Böyle böyle ilişkilerinizi artırarak derebeyi vesaire olabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gidip Sultan Hakim'den başka bir görev alacağım arkadaşlar ki Saranis Sultanlığında devam edeceğim arkadaşlar ben. Şimdi bir tane haini öldürmeyi görevini verdi bize. Notlardan görevlere bakabilirsiniz. Unriya Köyü. Haritada göster diyerek gösterelim. Oho, bayağı uzağa vermiş ya. Oraya gitmemiz için arkadaşlar kendimize asker alalım ki yolda düşmanlar tarafından saldırıya uğramayalım. Çünkü arkadaşlar askerleriniz ne kadar az olursa o kadar daha çok saldırıya uğrayabiliyorsunuz. Şöyle gönüllü köylerden gönüllü topla diyerek.
toplayacağım. Şöyle gönüllü diyerek toplayalım. Sultan Hakim'i görüyorsunuz zaten orada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, sayısı bizden az olan çapulcular vesaire kaçıyor arkadaşlar. Arkadaşlar Sarıncı Sultanlığı'nda 4 tane şehir bulunuyor. Yani çoğu şehirlerde böyle, krallıklarda. Daha sonra siz kendi başınıza bir krallık yaratabiliyorsunuz. Nasıl yaratabiliyorsunuz? Şöyle arkadaşlar, hiçbir lorda bağlılık yemini etmiyorsunuz ve kendi başınıza ordunuzu kurarak şehirleri falan kuşatabiliyorsunuz. Ya da benim yapacağım gibi arkadaşlar, Saraniç Sultanlığı ve diğer krallıklara derebeyi olarak sultanın hizmetine girip şehirleri, kaleleri kuşatıp kendi krallığınıza çekebiliyorsunuz. Buradan da gönüllümüzü alalım. Burunya köyüne, köy merkezine girip haini ön, ondan sonra görevimizi verip bu bölümü bitiririz arkadaşlar sizlerle beraber. Bu görevde arkadaşlar hain etrafta saklanmış oluyor ve biz onu arıyoruz. Şu bana biraz çelişkili göründü herhalde bu. Yok, köy yaşlısıymış o. Gergin görünüşlü adam yazıyor arkadaşlar zaten. Oradan anlayabilirsiniz. Çok zaten abuk subuk yerlere saklanıyor bu bulması. Şöyle kıyıda köşerde, köşede bir yerde oluyor. Şurada sanırsam, evet. Orada tek başına durmuş bir tane adam var da oraya nasıl gireceğiz biz? Şöyle zıplayacağız herhalde. Evet. Kellenizi almak istiyorum diyoruz. Şöyle saldıralım. Evet, öldürdük. Çıkalım buradan. Bu arada arkadaşlar size şunu göstereyim. İki seviyesine yükseldik arkadaşlar. Seviye atladığınızda böyle verebiliyorsunuz özelliklerinizi. Talimci size söylediğim gibi arkadaşlar. Ben burada arkadaşlar ilk yardıma ve yara bakımına vereceğim ki askerlerimiz hemen iyileşsin ve çabuk ölmesinler. Şunları da şöyle dağıtalım. Evet. Şimdi arkadaşlar Sultan Hakim'i bularak, bu arada arkadaşlar size esir satmayı göstereyim arkadaşlar. Eğer bir köle tüccarı bulursak arkadaşlar, burada isim görüyorsun, bak Aleyen, bu güzel denk geldi. Böyle arkadaşlar isimli olan insanları buradan birliğinize katabiliyorsunuz. Buradan paraları verelim. Ben şu anda almayacağım arkadaşlar. Şu anda ihtiyacımız yok ve özellikleri çok yüksek bir seviyede geliyor bu grubunuza alacağınız insanların. Savaşçı olabiliyor, asil olabiliyor, doktor olabiliyor. Bunları alarak ordunuza daha çok. Bu arada turnuva çıktı arkadaşlar. Turnuvayı size ikinci bölümde göstermeyi planlıyorum. Çoğunuz biliyorsunuz zaten. Mounted Blade Warband'i birçoğunuz oynamışsınızdır arkadaşlar. Şuradan esirimizi satalım. Bu arada grup morali çok önemli arkadaşlar. Grubunuzun morali ne kadar yüksek olursa o kadar iyi savaşırsınız. Kazanma şansınız savaşlarda daha yüksek olur. Eğer düşük olursa da arkadaşlar grubunuzdan ayrılıyor askerleriniz ve bu kötü bir durum arkadaşlar. Sultan Hakim'e görevi verelim. Tabi bulabilirsek. Yani şu Emir Azadun'a sorayım ben bunu. O da kayboldu. Neyse arkadaşlar, şurada gezinelim. Grubunuzda yiyecek bir şey yok diyor. Hemen bir yiyecek alalım şuradan. Yiyecek aldıktan sonra, evet. Bu arada şunları da satalım arkadaşlar, bize yük olmasın.
yiyecek aldıktan sonra Sultan Hakim'i beklemeye başlayalım. CTRL Space'e basarak hızlı yürüyebiliyorsunuz arkadaşlar veya beklediğiniz yerde hızlı dakika geçirebiliyorsunuz. Burası Sıhhari Şerif Sultan Hakimi şehri arkadaşlar. O yüzden buraya gelecektir büyük ihtimal. Şöyle bekleyelim. Mutlaka gelecektir birazdan. Bu arada Mitnun köyü yağmalanmış gördüğünüz üzere. Evet gelmiş. Kaleye gidip Sultan Hakim'e görevi verdikten sonra bu bölümü bitiririz arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz bölümümü. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ilişkimiz yükseldi. Evet arkadaşlar, bu bölümümüz böyle olsun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız ve videomu beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.